Merhaba gençler. Şimdi de karekökli ifadelerde çarpma işlemini işleyeceğiz beraber. Yeni LGS matematik hazırlıklarında. Evet, bakalım çarpma işlemi ne yapıyormuşuz ki çok kolaydır aslında. Diyor ki karekökli sayıda çarpma işlemi yaparken kat sayılar kendi aralarında, kat sayılar dıştaki sayılar, karekök içindeki sayılar kendi aralarında çarpılır. Yani dıştakileri çarpıp dışarı yazıyoruz. İçtekileri çarpıp içeri yazıyoruz. Örneğin bu iki ifadenin çarpımında 3 ve 4 dıştakilerin çarpımı 12, 5 ve 2 içtekilerin çarpımı karekök 10 olarak yazılıyor. Hızlıca buradaki alıştırmaları o zaman yapalım. Direkt dıştakileri çarparsam 15 karekök 3 kere 2 de 6. Geldim buraya dıştakileri çarparsam 6 kere 8 48 karekök 8 kere 2 16. Şimdi burada mesela şıklı olduğu sorular olduğunu düşünün. Burada karekök 16'yı mutlaka dışarı çıkarmamız gerekir. Şıklı sorular çünkü bunun sonucu böyle verilmez. O da ne olur? Karekök 16 4 demektir. Aralarında çarpma işlemi var. 48 çarpı 4 işlemi yapıyorum yani. 8 kere 4 32. Elde var 3. 16 19 yani 192 olmuş oluyor. Gelelim buraya. Geldik. Eksi 2 çarpı 3 dıştakiler. Eksi 6 karekök 6 çarpı 12 de 72. Şimdi 72 ile bu halde tam dışarı çıkmıyor. Yani 72 tam kare sayı değil. Ama yine bize şıklı sorularda 72'yi böyle vermeyecek. Bunun daha önce yaptığımız gibi A kök B biçiminde yazacağız. Ve öyle sonuç bulacağız. 72'yi nasıl yapıyorduk peki? Asal çarpanları ayırıyorduk. 2'ye böldüm 36. 2'ye böldüm 18. 2'ye böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. 2 ile ikili grupluyordum. Bu dışarı bir tane çıktı. Sonra aynı sayıları grupluyorum. Üçleri grupladım. Dışarı bir tane 3 çıktı. Dıştakiler 2 ve 3 çarparsam 6. Karekök içinde de 2 kaldı. Bir de başında eksi 6 vardı. Bunlar hep çarpma işlemi aralarında. Dıştakiler eksi 6 ve 6 oldu. Çarparsak eksi 36 kök 2 oldu sonuç. Geldim buraya. Eksi 3 ile eksi 2 çarparsam artı 6. Karekök 5 kere 3 15. 15 daha ayrılmaz. Sonra onu 72 gibi yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bu zaten 5 çarpı 3 sadece. Geldik buraya. Karekök içinde ikisi de çarparsam 72. Zaten bakın burada bulmuştum. Karekök 72 de 6 karekök 2 olarak yazılıyor. Evet bu önemli. Bir kareköklü ifadeyi kendisiyle çarptığımızda kök ortadan kalkar. Yani karekök 5 karekök 5 yani aynı kareköklü ifadeleri çarpınca direkt kökten çıkar. Sonuç 5 olur. Niye öyle oluyor? Çünkü bunları çarpınca karekök 25 yapıyor aslında. Bu da dışarı 5 çıkıyor. Yani bundan sonra aynı kareköklerin çarpımını görünce bunu yapacağız. Mesela burada karekök 8, karekök 8 çarpınca direkt 8 olur. Burada bakın şu karekök 2, karekök 2 çarpılırsa 2 olur. Bir de başında 3 çarpanı var. 3 kere 2, 6 oldu. Geldim buraya. İster bunu ayırın. Bakın karekök 12'yi ayırın ki ben öyle yapacağım. Niye? Aynı köklerin çarpımını örnek verdiği için soruda öyle anlatacağım. İsterseniz de soru 1'de yaptığımız gibi direkt çarparak yine en son karekök 36 oluşacak ya onu dışarı 6 çıkarabilirsiniz. Ama ben ayıracağım. 12'yi ayıracağım şurada. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Dışarı bu çıktı. Yani 12, 2 karekök 3'tür. Bir de başında eksi 2 var çarparsam eksi 4 karekök 3 çarpı eksi 4 karekök 3 oldu. Burada dışarıdakileri çarparsam önce eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16 yapar. Çarpı karekök 3 karekök 3 çarpılırsa direkt 3 yapardı. Dışarı çıkmış hali yazılırdı. 16 çarpı 3 de 48 yapar. Geldik buraya. Şimdi burada çarparken önce şu ikisini çarpmak istiyorum. Niye? Çünkü burada kök 3 kök 2 kök 6 oluşacak bir tane. Oradan aynı köklerin çarpımı dışarı çıkabilecek. Şimdi burada dıştakiler 2 ve 4 çarparsam 8 karekök 6 oldu. Bu da 3 karekök 6. Bunları çarpıyorum şimdi. Dıştakilerin çarpımı 3 ve 8. 24 çarpı karekök 6. Karekök 6 çarparsak o da dışarı direkt 6 çıkardı. 24 çarpı 6 da 144 yapıyor. Geldim buraya. Hani bunu şimdi soru 1'deki gibi yapacağım artık. Daha kısa olacağı için böyle. Dıştakiler 3, 4 ve 2 var. Çarparsam 4 kere 2 8, 8 kere 3 24 geldi. Şimdi karekökleri çarpıyorum. Karekök 2, karekök 8, karekök 16 yapar.
Karekök 16 4 yapıyordu. Yani sonuçta 24 çarpı 4 diye bir şey oluştu. O da ne oluyor? 16 96 olmuş oldu. Geldim buraya. Yine buradaki soru 1'deki yani soldaki gibi yapacağım. Dıştakilerin çarpımı eksi 10. Karekök 3 çarpı 27 81 yapar. 81 dışarı 9 çıkardı. Yani eksi 10 ile 9'un çarpımı oldu. O da eksi 90 yapmış oldu. Şimdi biraz daha problem tarzı şekilli sorular bakın. Evet, alan bulacağız. Dikdörtgen alan biliyorsunuz ikisinin çarpımı da bulunuyordu. Yani 2 karekök 5 ile karekök 125 çarpacak. Şimdi 125 ayırırsak artık hızlı olmasını istiyorum. 5 kök 5 yapacak. Yani 125 asal çarpanını ayırıp A kök B biçimini yazarsak 5 kök 5. Yani ben aslında uzun kenarla kısa kenara çarpmak demek 2 karekök 5 ile 5 karekök 5 çarpıyorum. Dıştakilerin çarpımı 5 kere 2 10 ve karekök 5 karekök 5 çarparsam direkt 5 olurdu. 10 çarpı 5 de 50 oldu. Paralel kenarda alan soruyor bize burada. Orada alanda taban çarpı yükseklikti. Yine ben bunu ayırırsam 2 karekök 6 yapacak bu da. Yani ben 2 karekök 6 tabanla 2 karekök 6 yüksekliği çarpacağım. Dıştakileri çarparsam 2 çarpı 2'den 4. Bu da 6 olarak çıkacak karekök 6'ların çarpımı. 4 çarpı 6'dan 24 yapacak bunun alanı. Evet, geldik bölme işlemine. Kareköklü sayılarda bölme yapılırken katsayılar kendi aralarında bölünür. Karekök içindeki sayılar kendi aralarında bölünür. Yani şu bakın A ve B'yi dıştakileri böldüğüm dışa yazdım. Bu aynı karekökleri bakın ayrı ayrı karekök bunlar bölümünü bir karekök içine yazıp öyle bölüyorum ki daha iyi göreyim. Mesela bu kesir olunca sadeleştirme olacak çünkü oradan daha iyi görebileceğim. Mesela burada 12 3'e böldüm 4. Bakın şunu şöyle anlatayım burada. Bunu karekök 6 bölü 2 yapıyoruz. İç tarafı böldüğümde karekök 3 yapıyor. O da bu. Şimdi bakalım bunlarla ilgili sorularımıza. Evet, bunları yapalım şimdi. Ne demiştik? Aynı kök içinde bunu yazarsam 25 bölü 5. O da 25'i 5'e böldüğüm 5 yapar. Yani karekök içinde 5 olur. Şimdi dıştakileri bölüyorum. 4 kere 4 bölü 2'den 2. Bunları bölersem de karekök 3 olur. 20'yi 5'e böldüm. 4. Karekökleri bölersem 6. Geldim buraya. 45'i 15'e böldüm 3. Karekökleri böldüm. Karekök 9. Tabii ki bu dışarı 3 çıkacağı için 3 çarpı 3 oluştu. O da tekrar 9 yaptı. Şimdi geldim buraya. Burada önce şu kısmı böldüğümüzü düşünelim. Karekök 2 yani şöyle bakın. Bunu bir köklü düşünün. O zaman 72 2'ye bölsem 36. Yani karekök 36 oluyor. Altta da bakın bu 2 duruyor dışarıdaki 2. Karekök 36 dışarı 6 çıkar. Alttaki 2 durur. 6 bölü 2'den sonuç 3 olur. 100'ün karesi bunları hani direkt bölme işleminde ne yapabilirsiniz? Ayrı ayrı bölebilirsiniz. Yani direkt bölsek bunu karekök 25 yapar. Bu da dışarı 5 çıkar. Yine burası bakın. Bunları aynı kökte böldüğümü düşünelim. 90'ı 10'a bölsem 9 yapar. Yani karekök 9. Bu da 3 demektir. Şimdi önce alttaki bir çarpma işlemi var. Üstteki dursun. Bunların çarpımı karekök 6 yaptı. Bunu da aynı kökte yine böldüğümü düşünürsem 48 bölü 6 8 yapar. Yani karekök 8 oldu. Bunu da ayırırsam eğer şıklı soru varsa 2 karekök 2 olarak şıklarda bulabilirim. Evet, şimdi bunu çok uygulayacağız. Paydasında karekök olan bir rasyonel sayı paydada bulunan karekök ifadesinde genişletilir. Amaç ne? Dedik ya aynı karekökleri çarpınca kökten kurtuluyor değil mi? Direkt dışarı çıkıyor ya. Ben payda kısmında karekökli ifade görmek istemiyorum. Yani payda kısmında karekökli ifade varsa bu karekökü kurtarmak için ikisini de yani hem payı hem paydayı da bu aynı köklü ifadeye çarpıyorum. Yani karekök 3'ü çarpıyorum ki karekök 3 karekök 3 çıksın dışarı 3 olarak. Amacım payda kısmında karekök kalmasın. Üstteki normal çarparsak karekök 6 olacak. Şimdi burada da işte onları yapacağız. Tabi gerektiğinde yapacağım. Mesela burada gerek yok çünkü bunları direkt ikisi de karekökle bölersem karekök 4 yapar. O da dışarı 2 çıkar. Ama burada şimdi burada bakın karekök 5 var değil mi? Bunun paydasında karekökten kurtulmak istiyorum. Bir de bölme işlemi şu an yapamıyorum bakın. Çünkü üstte bir karekök ifade yok. O yüzden alt tarafı ve üst tarafı yani pay ve paydayı karekök 5'te genişletme işlemine sokuyorum. Üst taraf 15 yanında karekök 5 oluştu.
Bu iki çarpanı vardı. Bu ikisinin çarpımında direkt dışarı 5 çıktı. Yani bize oldu 15 karekök 5 bölü 10. Bu ikisi dışta ya bunlar. Sadeleşebilir. 5'e bölsem 3 olur. Bu da 2 olur. Yani 3 karekök 5 bölü 2 sonucu elde ederiz. Geldik bir kere şunları sadeleştirelim. Burası 1 yani 3'e böldüm. Bu da 9. Şimdi 9 karekök 9 bölü karekök 3 oldu. Payda kısmında karekök ifade istemiyorduk. Yani bunu aynı karekökte karekök 3 ile çarpıyorum ki ne olsun? Payda kısmında karekök 3'lerin çarpımı direkt içeri 3 çıksın. Payda kısmında köklü bir şey kalmaz. Üste 9 çarpı karekök 3 oldu. Yani 9 ve 3 yine sadeleşebilir. 1 ve 3 olduğu. Payda kısmında 1 kalınca artık bu tam demektir. Yani paydaya 1 yazmaya gerek yok. 3 karekök 3 oldu sonuç. Geldim buraya. Direkt bölme işlemi bakın yapacak bir şey yok. Direkt paydadaki kökten kurtulmak için payı ve paydayı karekök 3'e çarptım. Üst taraf 3 duruyor. 2 tane karekökli ifade oldu. Çarparsam karekök 15 oldu. Bölü. Bunların çarpımı direkt 3 çıktı. Zaten 3'ler sadeleşti. Bize kaldı karekök 15. Geldim buraya. Mesela şuradaki önce bir bölme işlemi var burada. Bak bunu yapabilirsiniz. Çünkü burası karekök 4 yapıyor. Bu da 2 demektir. Yani şu oldu aslında. 18 karekök 6 çarpı 2. Hani altında 1 düşündüm. 2 bölü 1. Yine çarparsam 36 bölü karekök 6. Payda kısmında karekökten kurtulmak için karekök 6 ile çarpıyorum pay ve payda. Ne oluyor? 36 karekök 6 üstte oldu. Bu karekök 6'ların çarpımında 6 yaptı. 36 ve 6 sadeleşti. 1 ve 6 oldu. O da 6 karekök 6 yaptı. Geldim. Bir bölme işlemi yok çünkü üstte karekök ifade yok. Payda karekökten kurtulmak için karekök 3 ile ikisini de çarpalım. Yani eksi 36 karekök 3 bölü 3 oldu. Bunların çarpımı 3 oldu artık. Sadeleştirdim. 12 1 oldu. Yani bu eksi var başında bakın. 12 karekök 3 olarak oldu sonuç. Geldim 6'ya. Alan bakın üçgende alan verilmiş. Taban verilmiş. Yüksekliğin ne olduğu soruldu. Peki üçgende nasıl bulunuyordu alan? Taban çarpı yani bu sayı 3 karekök 2 çarpı yükseklik bölü 2 yapınca 6 karekök 8 çıkmış. Ben yüksekliği bulacağım. Ne yapıyordum bu denklem tutar gibi? Bölme olan karşıya çarpma, çarpma olan karşıya yapıyorum. Yani bu iki karşıya, bu bölme yaşıyor. Karşıya çarpma geçti. Bu çarpım durumunda olan 3 karekök 2 de karşıya bölme geçti. Üstteki 6 ve 2 dışta bunları çarpabiliyorum. Ne yapar? 12 karekök 8 bölü 3 karekök 2. 12 3'e bölsem 4. Karekökleri bölsem karekök 4, 8 bölü 2'den. Karekök 4 de 2 yapar. Yani en son 4 çarpı 2 sonuç 8 olur. Evet geldim soru 7'ye. Burada kök içinde bir toplama işlemi var. Kök içinde toplama çıkarma varsa mutlaka bu işlemin sonucunu buluyoruz. Ondan sonra dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. Yani bu halde dışarı çıkarma yok. Toplama çıkarmayı mutlaka yapmam lazım. Peki şimdi ben bunu biraz daha büyük yazıyorum ki hani hemen ne yapacağımızı kısa yolunu anlayalım. Bir kere 36 ve 64'ün ben dışarı çıkabilen bir sayı olduğunu biliyorum. Bu 6 ve 64 ama bu halde çıkaramıyorum. Toplama işlemi olduğu için. Payda eşitleyeceğim. Buradaki işlemi yapmak için. Direkt bunu çarpalım 64 ile bunu çarpalım 36 ile. Ama çarpmadan bakın yazacağım şimdi. Üst taraf şurası yani 36 ve 64'ün toplamı olacak değil mi? Yani şurası 36 çarpacağım burası 64 toplamı kadar olacak. Altta da 36 çarpı 64 gibi çarpma olacak değil mi? Bak çarpmıyorum böyle bırakıyorum. Şimdi bu toplamayı yapalım pay kısmında. Burası ne yapıyor? 100. Bölü 36 çarpı 64. Şimdi ben bunu istersem her birini ayrı bir kökte düşünebilirim. Her bir çarpanı. Yani 100'ü, 36'yı ve 64'ü hepsini ayrı ayrı düşünelim ve kökten çıkartalım. Burası 10. 100 dışarı 10 çıkar. Bu 6 çıkar. Bu 8 çıkar. Ne olmuş oluyor? Hadi bir sadeleştirirsek 2'ye bölelim mesela. 5 ve 3 oldu. En son şuraya sığdırayım. 5 bölü 24 oldu. Sonuç burada. Geldik soru 8. Yeni nesil diyor. Alan buysa kısa kenarda karekök 3 ise uzun kenar ne? Yani ne yapmam lazım? Tabii ki alanı kısaya bölersem uzun kenarı bulurum. Çünkü bunların çarpımı alan bulduğuna göre bölerek de uzun kenarı bulacağım.
Bölmek için tabii ki demiştik ki payda kısmındaki ne yapacağım? Karekökten kurtulacağım. Yani genişletme işlemi yapıyorum. Karekök 3 ile. 18 karekök 3 oldu. Alt tarafta 3 oldu. Kök 3'lerin çarpımı hani direkt dışarı çıkıyor. 18 ve 6, 3 sadeleşir. 1 ve 6 olur. Yani en son 6 karekök 3 kalır. Uzun kenara. O da Ceyhan olmuş oldu. Geldim soru 9'a. Yine bakın kökler için toplama işlemi var. Önce bunu yapmak lazım. Bunu kısıyordan şöyle bileşkesiz yaparak bir yapıyorduk. 3 kere 1 3. 2 ekledim arada artı olduğu için. 5 bölü 3 oldu. Bu karekök. Bölü. Bunu da yapalım. 3 kere 1 3. 2 çıkardım. 1 bölü 3. Şimdi burada kesirleri düşünün. Ama tabii bunları ayrı ayrı şöyle düşünelim önce. Bunları ayrı ayrı düşünebiliyorum. Toplama çıkarma dışında ben bu karekökleri içinde birden çok sayı varsa ayrı ayrı düşünebiliyorum. Mesela burada hani pay ve pay diye ayrı ayrı köklerde yazdım. Rasyonel sayıda bölme işlemi aslında. Bu ne yapıyordu? Birinci kesir aynen kalıyordu. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyordu. Burada bakın aynı ya bunlar. Sadeleştiler. Yani karekök 3'ler sadeleşti gitti. Zaten payda bir kalınca yazmıyorum. Karekök 5 kaldı geriye. Evet, bunu da bakın tam tersi. Hani yukarıda nasıl ayrı ayrı yazdım. Şimdi bunu da bütün yazacağım. Bakın hepsini, ama ne yapacağım şimdi? Önce bunu bir anlatayım tabii. Önce yukarıda yaptığım gibi birinci aynen kalacak. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Böyle değil mi? Şimdi çarpma ve bölme var. Bakın toplama çıkarma yok. Bunların hepsini böyle büyük bir kökte yazabilirim. 108 çarpı 96 bölü 24 çarpı 23. Şimdi sadeleştireceğim. Mesela 96 ve 24. Bu 4 kere var içinde. 1'e 4 oldu. 27 ve 108. Bu da 4 kere var. Yani 4 kere 4. 16 bölü 1'den aslında bu karekök 16 yaptı. Bu da dışarı tam olarak 4 diye çıkar. Geldiğim yukarıda verilen karekök 432 desimetre uzunluğundaki kalas 4 eş parçaya ayrılacak. Hayır, parçanın uzunluğu kaç? Şimdi bakın. Bir kere 4 eş parçaya ayrılacaksa ne yapıyorum? Bölüyorum 4. Karekök 432'yi 4'e böleceğim. Şimdi bunun için ne yapmam lazım? Biri üstteki köklü bir ifade, alttaki köklü bir ifade değil. Bunu bölmek için ikisinin de köklü olması lazım. Veya ikinin dışarıda olması lazım. O yüzden ben üsttekini aynen böyle tutayım, dursun. Alttaki 4'ü de karekökli yazayım. Bu kök içine karesi girecek. Karekök 16 olacak. Yani artık ikisi de köklü olduğu için ben bunu böyle düşünüp bölme işlemi yapabilirim. Zaten 432 16'ya tam bölünen bir sayı. O da 27 yapar. Yani kök içinde 27 olur. Bunu da ayırırsam, mesela şıklı sorularda bu halde olmaz. Ayırırsam 3 karekök 3 diye bir sonuç ortaya çıkacaktır. Soru 12 burada. Yandaki dikdörtgende üçgenin alanları eşitmiş. Dikdörtgenin kısa kenarı kaç diyor? Uzun kenarı bilmiyorum. Önce üçgenin alanını bulalım. Ne yapıyordum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Önce bu 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 1 ve 2 oldu. Paydaki 1'i unutuyorum artık. Tam bu. Dıştakileri çarpıyorum. 2 çarpı 3'ten 6. İçtekileri çarpıyorum. 12. 6 karekök 12 oldu. Hatta bu 12'yi de ayırırsam 2 karekök 3 olacak. Bunu da 6 ve 2 çarpılırsa 12 karekök 3 olacak. Şimdi bu alan. Bunun alanı da buymuş. 12 karekök 3'müş. Ne yapacağım? Kısayla uzunun çarpımı bu alan yapacağına göre o zaman 12 karekök 3'ü karekök 27'ye bölersem de kısa kenarı bulacağım. Karekök 27 de işte önce yazayım. Ayırırsak, asal çarpımını ayırıp dışarı çıkarsak, yani A kök B şeklinde yazarsak 3 karekök 3 diye bir işlem ortaya çıkacak. Zaten bu kök 3'ler aynı sayı olduğu için sadeleşecek, gidecek. Yani aslında hani bölelim, aslında kök 1 yapacak ya, o dışarı 1 çıkacak. 12'yi de 3'e bölsem o da 4 yapacak. Demek ki o kısa kenar 4'müş. Geldim buraya. Soru 13'te. Bakın ben şunu demiştim ilk başta. Eğer kök dışına çıkacak bir sayı varsa bu kök içinde bir şeyin karesi olması lazım. Yani üzerinde 2 olunca üzerindeki 2'yi bırakarak dışarı çıkar. Şimdi ona göre yazacağım. Üzerinde 2 olacak şekilde yazacağım. Mesela 36. Bu 6'nın karesi. Şimdi A küp bu şekilde olmuyor ama ben A küpü istersem A kare çarpı A üssü 1 diye yazabilirim. Yani kareli olsun ki bir tane dışarı çıksın. Bu çıkmayacak, kalacak. Bu da B kare olarak kalacak. Şimdi kare olanlar üzerindeki 2'yi bırakarak dışarı çıkacaklar. Yani 6'nın karesi 2'yi bırakacak, dışarı 6 çıktı. Çarp. Bu A kare dışarı
A diye çıktı çarpı B kare dışarı B diye çıktı. Ama içeride bu A üssü 1 yani bir tane A kaldı. Bu da hangi şık oluyor bakın? D şıkkı olmuş oldu. Geldik şimdi buraya. Önce bu soldaki bir çarpma işlemi var. Bakın bunu yapsak 6 karekök 16 yapar. 8 çelik 2'den. 16 dışarı 4 çıkacağı için 6 çarpı 4'ten 24 yapar. Yani şu oldu bakın denklemimiz. 24 eşittir 2 karekök 6 çarpı A. Denklem mi bu? Ben bunu karşıya bölme gönderiyorum. 2 karekök 6 diye. Yani yapacağım işlem 24 bölü 2 karekök 6. Şimdi 24 12 sadeleşiyor. 2'ye böldüm 1 ve 12. Oldu bize 12 karekök 12 bölü karekök 6. Ben bunu bakın hiç bu halde şıklarda göremiyorum. Çünkü payda kısmında köklü ifade istemiyorduk. Ne yapıyoruz? Karekök 6 ile çarpalım ki payda kısmını kökten kurtulsun. Yani 12 karekök 6 bölü 6 oldu. 12'yi 6'ya bölsem 2 yapar. 2 karekök 6 olur sonuç. O da Bursa'da var. Geldik soru 15'e. Bakın yine bunun altı, şöyle düşünün. Bunların hani altı 1 düşünün artık. Bunun hani karekök 1 hatta düşünebilirsiniz. Çünkü 1 karekök 1 aynı şey. Bunu hani hepsini aynı kökte yazabilirsiniz ki sadeleştirmeleri daha iyi görelim. Hani 5 ve 35. 5'e böldüm 1 ve 7 yaptı değil mi? Zaten payda 1 var artık onu unutalım onu. Karekök içinde 7 çarpı 7'den 49 oldu. Bu da dışarı tabii ki 7 diye çıkar. Şimdi burada bakın yine aynı şey. İki tane karekök ifade var. Bunları ben aynı kökte çarpım düşünebilirim. İşte bunun sonucu karekök 48 yapmış. Demek kök içindeki bu çarpımın sonucu 48 yapacak. Yani A çarpı B 48 yapması lazım. Doğal sayı diyor bunlara. Yani eksileri düşünmeyeceğim. Ne yapacağım? Aslında 48'in çarpanını bulacağım. 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 5 yok, 6 çarpı 8. Ama bana toplamlarının kaç farklı değer alacağını soruyor. Burada toplam 49, toplam 26, toplam 19, toplam 16, toplam 14. Yani hepsi farklı olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer alabildi bu toplam. Geldik. Bakın bu soru 17'yi aslında bir önceki testlerde yapmıştık. Sadece x, y, z yoktu. Kareler, küpler falan vardı. Şimdi ne yapıyorduk? Bu köklü ifade olduğu için bunlar. Ben karekök 150'nin içindeki 150'yi önce asal çarpanlara ayırıyorum ki kaç tane 2, kaç tane 3'ün çarpımı oluşuyor. İşte 2'ye böldük 75. 3'e böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani karekök 150 aslında şöyle hepsini yazayım. 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5'miş. Demiştim ya toplama çıkarma dışında bir çarpma veya bölme varsa yani karekök içinde bunların hepsini ayrı karekökler olarak düşünebilirsiniz. Yani karekök 2 x çarpı karekök 3 y. Bunlar da z çarpı z. Tek yapacağım bu z çarpı z'yi nasıl yazacağım? Bunlardan birer tane var ama z'den iki tane var ya. Bunu z kare olarak yazacağım ki iki tane z'nin çarpımı üst olarak yazılabiliyor çünkü. Geldim 18'e. Yine bir denklem sorusu aslında bakın. Burada sol tarafta x çarpı karekök 8 çarpı y var. Bana x çarpı y'yi soruyor. Ben bu karekök 8 çarpanını direkt karşıya bölme gönderebilirim. Buradan bunu karşıya bölme göndereceğim. Ne kalacak solda? X çarpı y. Zaten bana bunu soruyordu. Yani başka işlemim yok artık. 8 karekök 6 bölü karekök 8. Ne yapalım? Bu karekök 8 ile çarpalım mı bunları? Şimdiden. Ne olacak? 8 karekök 48. Bakın bunların çarpımı. Ve bunların çarpımı 8 olacak. 8'ler sadeleşti. Karekök 48 ile ayırırsam bu da 4 kök 3 diye bir ifade ortaya çıkar. Geldim. Bakın bunu da az önce anlatmıştım. Üzerinde 2 olacak hale çevireceğim bunları. Bu aslında şu. A kare çarpı A. Burası. Bu A kare. Bu da A. Şimdi çıkacakları çıkaralım. Buradaki A kare dışarı A çıkar ama bu içerideki A kalır. Zaten bu direkt çıkar A diye. İçeride bir şey kalmaz. Bu yüzden çıkmıyor. Bu şekilde kalıyor. Burada önce A çarpı A var. Bunların çarpımı A kare olur. Bunlar bir yani. Aynı tabanda kuvvetleri topluyorum. Kök A, kök A'nın çarpımı direkt aynı köklerin çarpımı dışarı çıkıyor diye bu da A diye dışarı çıkar. Yani A üssü 1'dir aslında bu. Bu da üstü ifadeler çarpma gibi
A üs 3 oluşur. Geldim soru 20 sanırım son sorum olması lazım. Konu altın kısmındaki evet. Alıştırmaları böylece bitireceğiz şimdi. Ne diyor? Buradaki diyagrama göre işte A'yı bulacağız en son. Ne var önce? Bu ikisini böl diyor. Yani karekök 125'i karekök 25'e böl. Bunu aynı kökte yazıp sadeleştirirsem yani bölersem 25'e 25'e 5 bölü 1 oluşur karekök içinde. O da karekök 5 demektir. Yani burası karekök 5. Karekök 5 ile karekök 5'i çarp diyor. Aynı köklerin çarpı da kökten çıkardı. 5 olarak sonucu buluruz. Evet, böylece alıştırmalar kısmını yaptık. Çarpma bölme ile ilgili artık testlere geçeceğiz bir dahaki videoda. Şimdilik herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşürüz.